Selamlar herkese. Bugün aşırı enerjik uyandım çünkü yeni bir spor programına başlıyoruz. Dilge ile beraber yapacağız. Dilge Baylan, belki onu da tanıyorsunuzdur, tanımıyorsunuz. Aşağıda YouTube kanalını koydum. Ona da abone olun, takip edin. Çok tatlı birisi kendisi. Ama başa koyacağım. Şu aşağıya koyduğum dakikada biz Dilge ile Zoom üzerinden Linda Sanım ve Lili Serbin'in challenge'ının aslında kilo vermek üzerine değil, böyle daha bedenini sevmek, bedenini kabul etmek, olduğun gibi mutlu olmak üzerine olduğu hakkında konuştuk. O kısmı direkt şuradan koyuyorum. Siz oraya da geçebilirsiniz. İrem'in kanalına hoş geldiniz. Sizi bu şekilde karşılamak istemezdim ama spordan önceki tipin günahı olmaz. Bu hafta İrem'le birlikte bir spor challenge'ına başlıyoruz. Linda San ve Lili Sabri benim çok sevdiğim iki YouTuber. İkisinin birlikte çıkardığı bir haftalık bir spor programına başlıyoruz. Dedik ki bunu İrem'le yapalım çünkü neden olmasın? Aslında böyle çok gözle görülür wow bir fark beklemiyoruz. İnanılmaz büyük bir fark görmek için çok kısa bir süre ama yine de spor videolarında adettendir. Bir öncesi sonrası kısmı ekleyelim dedik ve bugün öncesi görüntümü göstermek için karşınızdayım. Ama onu yapmadan önce ilk bir vücut ölçülerimi ölçeceğim ki hani programda ne kadar fark etmiş onu göreceğim. Bu program Lili Sabri ve Linda San'ın böyle bir haftalık güçlendirici, işte yağ yakıcı bir programı. Şimdi derseniz ki bana işte yazınki haline göre kilo almışsın ya, ben hep kışın 2-3 kilo alırım, yazına veririm, fikstir yani. Kilom 53 kilo bu arada, sabah tartıldım, buna birazcık üzüldüm. Şimdi vücut ölçülerimi ölçeceğim bir. Belim 69 santim, kalçam 94 santim. İyi yazan kalçam büyümüş bu süreçte. Kollarımı falan ölçeyim mi? Ölçmeyeyim yani kollarımı hiç. Bakalım, umarım güzel, etkili bir program olur. Aynı anda bu süreçte sağlıklı da beslenip işte hani daha diyet yapmaya çalışacağım diyeyim. Şimdi başlıyoruz bakalım. Gerçi eşofmanla çok fazla göremezsiniz büyük ihtimalle ama eşofmanla yapacağım bugün spor. Görmüş olduğunuz gibi minik bir göbeğim var. Çok da minik değil aslında ama yemeği sevdiğimden kaynaklı olan bir şey. Onun dışında vücudumu seviyorum. Rahat hissediyorum kendimi. Bakalım bu bir haftanın sonunda kendimi daha rahat ve daha dinç, dinamik, fit hissedebilecek miyim? Fiziksel değişimdense bence mental olarak değişim bu challenge'larda çok daha önemli. Bakalım göreceğiz. Hadi başlayalım. Şu an şoktayım çünkü 35 dakikada toplam 270 kalori yakmışım. Bir kalça antrenmanıydı. Yani şu anda kalçam yanıyor böyle, onu hissedebiliyorum, o yüzden hoşuma gitti. Sadece ben daha önce de Lili yaptığım için, böyle hani kendi kafama göre açıp videolarını yaptığım için, bugün olan 3 videoyu da daha önceden yapmışım. O yüzden hani bildiğim hareketler olduğu için birazcık sıkıldım, ne yalan söyleyeyim. Ben böyle beni birazcık şaşırtmasını seviyorum yaptığım spor videolarının. Bu sefer şaşıramadım, o yüzden biraz sıkıcıydı. Ama yine de bugün de bitirdik. Bugünkü spor ağırlıklı ama bizim evde sadece 1 kiloluk dumbbell'lar var. O yüzden ben de ayak bileklerime de taktım şöyle birazcık daha ağırlık olsun diye. Şimdi başlıyorum. Ya mahvoldum. 250 kalori yakmışım. Yani bir saat spor yapıyorsam bana 500 kalori falan yaktırması gerek. 250 kalori çok az. Ama artık Allah rızası için belden aşağı mı sal Lili Sabri? Lütfen.
birazcık kol çalışalım, karın çalışalım. Allah rızası için. Hissetmiyorum. Hissizleşti artık. Yarın yine hareket edemeyeceğim. Bundan çok eminim. Burada çıplak mı gözüküyorum ya? Yemin ederim çıplak değilim. Hadi kendi kanalında bu tiple konuşursun. Bari konuk gittiğin kanalda konuşma. Değil mi ama? Neyse. İremciğim. İremciğim böyle şeylere takılmaz. Yapıyorken fark ettim ki ben konuşmamışım. Dilge konuşmuş benim yerime. Vallahi çok da iyi olmuş. İkimiz aynı şeyi konuşsak çok mantıklı olmazdı. Ben edit yaparken hani gün yapmadım. Karışık yaptım. Çünkü Dilge de aynısını yaptı. Ben de ara günlerini işte mesela 4. günde ara verilmesi gerekiyorken galiba biz 3'te verdik. Sonra 3'e 4 yer değiştirdik. Veya Dilge bir günün videosunu çekemedi. Ben bir gün kameramın şarj yoktu, video çekemedim. O yüzden de hiç karışıklık olmasın. Böyle karışık yapayım. Bir de bazı günlerde aynı hareketler var. Siz de sıkılmayın istedim. Şimdi kendimdeki değişimden bahsedeceğim. Dilge kendi vücudunu falan ölçmemiş de ben ölçtüğüm için ben ekleyeyim bu kısımları. Ben 53 kiloyla başladım. 52 kiloya düştüm. Ama bu 52 kiloya düşmem işte o an belki karnım açtır, toktur, tuvaletim vardır, yoktur. O tarz şeyler alakalı olabilir. Çünkü gerçekten hiç yerini yememe dikkat etmedim. Normal daha sağlıklı beslenen bir insanken annem işte bir gün patlamış mısır götürdü şu kadar. Dedim koy yiyelim. İşte bir gün şarap açmıştı annem. Dedim tamam ben de içeyim falan. Öyle hani kalorili şeyler aldım gayet de. Dikkat etmedim. Ya da bir kilo verdim ve belim de 69 santim değil 67 santim olmuş. Buna sevindim çünkü ben beli gerçekten zor inceleyebilen bir insanım. Ben spor genel olarak çok beğendim. Lili Sabri'nin özellikle hareketlerini yapıyordum. Bu live videolarını yapmıyordum bir tek. Çok beğendim ama bence Lili Sabri'nin problemi şu. Özellikle canlı videolarında ya bir insan gerçekten bu kadar bağıramaz. Lili demiş ya sal beni diye. Gerçekten sal artık. Hem sürekli alt vücut çalıştırıyordu o live videolarında. Hem de yani sürekli bağırıyor. Tamam hadi bir gün motive ettin, iki gün motive ettin de fazlası bayıyor. Herkese tekrardan merhaba. Şimdi biz Dilge ile spor challenge'ını bitirdik ve ben Dilge'ye birkaç soru soracağım. Ama onu sormadan önce bize Dilge ile nasıl tanıştığınızı soruyorsunuz. Hemen anlatıyorum küçük bir. Microsoft diye bir platform bizi buluşturdu. Bir platform daha çok içerik üreticilerini buluşturuyorlar. Bir günde benle toplantı yaptılar ve dediler ki kime içerik yapmak istersin? Ben dedim ki Dilge ile. Çünkü gerçekten ben Dilge'nin çok uzun zamandır izleyicisiyim. İtiraf. Ben de tabii ki dedim ki ne? İrem Yılmaz mı? Hemen çekelim. Öyle ama bizi mesafeler aşkımız engel oldu. Yüz yüze video çekemedim. O yüzden uzaktan böyle bir video çekelim. Evet ama inşallah o videolarda çok yakında evet, geliyor. Evet çok güzellerimiz var. Şimdi Dilge. Sen istersen küçük küçük anlatmak ister misin Microsoft platformunu? Microsoft'u anlatayım size arkadaşlar. Microsoft aslında ortak kitlelere hitap eden içerik üreticilerini birleştiren, birlikte ve bir araya getiren bir platform. Aslında Mart ayında açılacaklar ama şimdiden influencerları, işte içerik üreticilerini bir araya getirmeye başladılar. Eğer siz de içerik üretiyorsanız ve başka üreticiler konuşamadım. Başka içerik üreticilerle birlikte bir araya gelmek istiyorsanız platforma kayıt olarak bir araya gelebilirsiniz. Tıpkı bizim İremciğimle bir araya geldiğimiz gibi. Evet. Sorularıma başlayalım. Hazır mısın? Çok hazırım. İlk olarak beğendin mi bu challenge'ı? Bu challenge'ı şöyle söyleyeyim. Beğendim ama beklentilere göre çok değişebilen bir şey. Yani eğer sizin beklentiniz Chloe Ting gibi böyle inanılmaz bir fark göreyim, işte 6 santim, 8 santim inceleyimse zaten bir haftalık bir challenge. Böyle bir beklentiniz öncelikle olmasın. Bir zahmet lütfen. Ama onun dışında bence sadece bacak ve kalçaya yönelik bir challenge'tı yani daha fazla. Sadece bir gün karın ve üst beden çalıştık. Ve o yüzden hani belde bir incelme ya da öyle gözle görülür bir fark görmedim. Ben sadece kalçamın böyle bir şekillendiğini gördüm ki o da çok hoşuma gitti. Böyle bir... Anımız... Şey diyorlar hatta galiba peachy. Aynen böyle... Yani bakınca aileye dedim ki bakayım. Tamam. Tamam. Squat'a devam o zaman. O yüzden
Kalça için bence eğer hedefiniz kalçanızı şekillendirmek ise yapılabilir. Ama zaten bu challenge'ın amacı da böyle bir... buraları sen de girmek ister misin dahil olmak? Olur. Bu şeyin amacı, bu challenge'ın amacı böyle daha işte 90-60-90 olayımdan ziyade bence daha vücudunu sevdirmek, vücudunu kabullenmek, işte kendinin en iyi versiyonu olmakla alakalı. İşte Chloe Ting Dilgen'in de dediği gibi böyle çok fit olayım, çok böyle 3 haftada gözle görülür fark edeyim mantığındayken Linda San ve Lili Sabri'nin böyle daha hani yediğimde, yemeğimden de kısmıyorum o spordaki, sporun amacının 90-60-90 görünümden, yani 90-60-90 olmaktan ziyade kendinin en iyi versiyonu olmana çalışmana yardımcı oluyor bence bir şekilde. Çünkü özellikle hani çağımızda standart bir vücut tipi var, işte bel incecik, kalça kocaman, göğüsler kocaman, böyle vücut olan kızlara güzel vücutlu deniyor. Ama eğer böyle değilse, daha balık etmesi veya daha zayıfsa herkesin yani çok kolay yargılama ve etiketleme yapabiliyor. Bence bunu aştırmak, bunu normalleştirmek adına gerçekten çok güzel bir challenge olmuş. Çünkü 2021'deyiz yani herkesin vücut tipi farklı, genetiği farklı. Hepimizin aynı vücudun olması imkansız. Bak mesela benim boyum kaç, benim boyum kaç. Hani evet, biz zaten ikimiz inanılmaz birbirinden farklı vücut tiplerine sahibiz. O yüzden hani bu videoda da bu ikimizin de hareketleri yaparkenki görüntüleri ve bu challenge'a birlikte başlamış olmamız bence buna hani güzel bir gönderme de oldu aslında, bunu birlikte yapmış olmamız. Çünkü hani her vücut tipi güzeldir ve hani içinde bulunduğun vücutta kendini rahat hissetmek ve mutlu hissetmek adına yapılan bir challenge olduğu için zaten Lili Sabri de Linda San da bunu savunan insanlar ve eğer videolarını izlemediyseniz bence mutlaka bakmanız gerekiyor. Özellikle Linda San hani benim yemeğe karşı bakış açımı çok fazla değiştirdi. Onu izlediğimden beri çok daha rahatım ve çok daha böyle keyif alarak yiyorum. O yüzden hani bu challenge'ı da bu şekilde birlikte yapmış olmamız bence gerçekten güzel oldu. Ben videoda şey demiştim, çok hoşuma gitti işte. Ben vücuduma çok mutluyum, çok rahatım. Hani daha da mutlu olmak için. Yani orada o kadar hoşuma gitti ki. Hani çok zayıf olmak, çok kilolu olmak, balık etli olmak, her şey boş. Sen mutluysan her şey bitiyor çünkü. Ya çok hoşuma gitti onu demem. Böyle çok motive etti beni o video. Ama çünkü hani şöyle bir şey, küçüklüğümden beri ben hep böyle balık etli ve mesela yaşıtlarımdan hep daha iri bir insan olduğum için sürekli mesela kendi vücuduma, fiziğime uymayan hedefler koyardım kendime. İşte atıyorum 50 kilo olacağım, şu olacağım, small olacağım. Ya small olamam bir kere, hani 1.82 boyundayım, hani small'u nasıl gireyim? Yani o yüzden... Biz arada böyle kaç santim var düşünüyorum. 20'den fazla. Acaba yayına geldiğiniz olur. Aşkım bayağı var ama hani kendi vücudunu kabul ettiğinde ve onun içinde nasıl daha fazla rahat edebilirim mi çözmeye çalıştığında her şey çok daha güzel ve çok daha sağlıklı oluyor aslında. Hem fiziksel hem de zihinsel, mental açıdan. Ben de senin dediğinin benzerini yaşadım. Ben de hep yaşlarıma göre çok kısaydım işte. Lisede arkadaş grubum işte 1.81, ikisi 1.78, ben 1.58 yanlarında. Gerçekten çok böyle hani kendimi şey hissediyordum. Çok kısa, çok minyon. Hani dışarıdan hoş olmadığımı, benim de uzun olmam gerektiğini düşünüyordum. İşte buradan her gün YouTube'dan işte boy uzaltıcı, bir haftada boy uzaltıcı egzersizler falan yapıyordum. Sonra dedim ki hani neden böyle bir şey yapayım? Sonuçta o öyle yaratılmış. Biraz da yaratılışla alakalı. Ben böyle yaratıldım. Ve ben böyle çok hani kendimi kabullendiğimden beri boyum kısa olabilir. Çok mutluyum yani, varsın kısa olayım ama an diyorum artık. Evet. Herkes bir de aynı vücut tipinde olsa, aynı boyda olsa yani ne farkı kalır ki insanların? Hepimiz aynı oluyor. Evet, yani o yüzden herkesin kendini sevmesi, kendi vücudunu kabul etmesi ve o vücudu nasıl daha fazla geliştirebilirim? Hani kendisine hiç uymayan hedefler koymaktansa kendi vücuduma uygun onu nasıl geliştirebilirim? Nasıl daha sağlıklı olabilirim? Kendimi nasıl daha iyi hissedebilirim gibi hedefler koyup buna uygun mesela spor challenge'ları yapması bence daha iyi ve bence bizim yaptığımız bu bir haftalık challenge'da tam olarak bunu hedefleyen bir challenge'tı. O yüzden ben hani keyif aldım ve kendimi şu anda gerçekten mental olarak daha iyi hissediyorum. Peki tam bunun üzerine gelecek bir soru olup. Peki bir hafta böyle düzenli spor yapmış olmak sende nasıl bir etki yarattı, artıları, eksileri? Bir de bu soruyla yine benzer bir soru olduğu için bir sorayım. Vegan beslenmenin bu bir haftaki sürecine artısı eksisi ne oldu? Şimdi şey diyorum, şu vegan için benim videoma gelebilirsiniz. Oradan.
Şimdi şöyle, ben normalde gün aşırı spor yapıyorum. Yani bir gün mutlaka dinleniyorum. Arda arda spor yapmıyorum. Öyle olunca da haftada 3 ya da 4 gün spor yapmış oluyorum. Böyle bir hafta boyunca her gün spor yapıyor olmak, böyle daha çok hareket ettiğim için bile şimdi evden çıkamıyoruz, edemiyoruz. O açıdan iyi oldu bence. Çünkü hani hareket edince mutlaka insan kendini daha dinç hissediyor, daha böyle hani keyifli hissediyor ve kendini çok böyle verimli de hissediyorsun. O yüzden bence güzel oldu ama ben her gün duş almayı sevmiyorum mesela. Ben de sevmiyorum her gün. Her gün spor yapıyorum, duş alıyorum. O kısım birazcık hani zorladı beni. Mutlaka böyle bir dinlenme günü olması gerekiyor bence. Vegan beslenmeyle nasıl oldu? Açıkçası ben çok daha fazla zorlandığımı hissetmedim. Hani normal beslenseydim eğer işte daha mı az zorlanırdım bilmiyorum ama hani geçmişte yaptığım sporlara bakıyorum bu bir hafta öncesinde. Yine hani o zaman nasıl terlediysem yani ne kadar kalori yaktıysam yine aynısı oldu. Ya da ne kadar zorlandıysam yine aynısı oldu. Ekstra bir halsizlik hissetmedim, işte kendimi kötü hissetmedim, böyle bayılacak gibi olmadım. O yüzden bence güzeldi ama hani bu şeyle de alakalı biraz. Neler yediğimle de alakalı. Ben bu bir hafta boyunca full karbonhidrat yeseydim eğer mutlaka onları yaşardım. Ama hani dengede tutmaya çalıştığım için bence gayet güzel, tıkırında iyi gitti her şey. Aa, tarifini merak ettim. Hemen videonu at da izleyeyim yarın. Aşkım ne tarif ya? Ben full falafel. Falafel kendi mi yaptın peki? Yok şey, Süper Fresh'in. Ben bir şey yapmıyorum genel olarak. Ben şeyim işte, ekmeğe zeytinyağı süreyim. Karnım doysun olunca amaç. Öyle oldu. Ben çok teşekkür ederim Bilgeciğim sana. Söyle. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir haftaydı. Evet. Sana ve takipçilerine sevgilerimi gönderiyorum. Ben de sana takipçilerim. Hadi bay bay. Haydi görüşürüz. Öptüm.